Büyük durmak dedik ya. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz? Hazreti Ali Efendimiz'e, ya Ali, sen mukarrebundan daha mukarrebun, daha karib olmak ister misin? Allah'a yakın olandan daha yakın olmak ister misin? Evet. Hazreti Ali Efendimiz, evet ya Resulullah. O zaman yapman gereken şey şudur demişti. Sana gelmeyene git. Sana vermeyene ver. Sana kötülük yapana iyilik yap. Eğer böyle yaparsan, mukarrebundan, Allah'a en yakın olanlardan daha yakın olursun. Biz de, Allah bize imkan tanıyor, bir kardeşimiz yanlış yapıyor, hadi affet kazan, yanlış yapanı affetmen lazım. Sen dara düşmüşsün, ondan yardım beklemişsin, yardım istemişsin, sana yardım etmemiş, o sana muhtaç olmuş, senden yardım istiyor. Hemen yardımını yap, kazan. Ya Rabbi senin içindi. O küsmüş, darılmış, gelmiyor, sen git. Böyle kendi kendimize mazeretler üretip Allah'tan kaçmak, insanın kendi kendinden kaçması, kendi kendine zulmüdür. Allah imkan veriyor, kazan diyor. Allah'a imanını, sevgini ispatlaman gerekiyor. Ya Rabbi senin hatırına bu kulun böyle yapmış, onu affettim. Senin hatırına bu kulun yanlış yapmış. Ben ona muhtaçken vermemişti ama bak şimdi ben senin hatırına veriyorum. Bunu senin için yapıyorum. Bu kulun bana böyle sıkıntı verdi ama senin hatırına bunu yutuyorum. Bu sıkıntıyı belli bile etmiyorum. Niye? Ben seni seviyorum. Sen böyle seviyorsun ya. Kuluna iyilik yapana iyilik seviyorsun ya. Yardım ettiğinde onu seviyorsun ya. Onun için ya Rabbi. Böyle yaptığında, sabrettiğinde, hoş gördüğünde, sevdiğinde, ikram ettiğinde Allah'a olan sevgini ispatlamış olursun. O yaptıkların Allah'ın sevgisi olarak sana geri döner. O seni sevsin istemiyor musun? Onun sevgisi senin için ne kadar kıymetli, değerliyse o kadar onun için fedakarlık yapabilirsin. Ama yok, ben kendime göre işte böyle anlamışım, böyle yaparım. Bu din değildir. Senin peygamberin böyle söylememiş. Ben birine söyledim. Hazreti Ali'ye söylediklerini. Evet. Onun için bir müşid-i kamile tabi olanlar sahabe konumundadır. Sahabe gibi kazanmaya çalışmalıdır. Sahabe nasıl kazanmışsa. Yoksa ben bu kadar yapabiliyorum, gerisini yapamam. Gerisini de alamazsın. Allah ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Kıyamet günü kimin tartısı ağır gelirse, evet, o kurtuluşa ermiştir. Kimin de tartısı hafif gelirse, o ateşe atılacak, cehenneme girecek. Tartısı hafif gelmiş. Kendine göre imanı vardır. Kendine göre ameli vardır. Ama hafif gelmiş. Allah cehenneme dedi. Bu cehennem aynı zamanda ebedi cehennemdir. Öyle müminler oraya girer çıkar diye bir şey yoktur. Allah hiçbir ayette böyle söylemedi. Ne zaman cehennemden bahsetse orası ebedidir dedi. Dense ki mesela bu hadistir. Hiçbir hadis ayete ters düşmez. Bütün hadisler ayetlerin tefsiridir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? O kendinden konuşmaz, ancak kendisine vahyedileni söyler. Böyle bir hadis yoktur. Böyle bir hadis varsa getirsinler senedini göreyim. Yani müminler cehenneme gider, günahı kadar yanar, sonra çıkar diye bir hadis varsa. Yok böyle bir hadis.
Kendi kendine kim öğretmiş de artık? İşi yapamıyor ya. Önemli değildir, bir şey olmaz. Gideriz, günahımız kadar yanarız, sonra çıkarız. Bir de hikayeler öğretiyor tabii orada kendine göre. Yok çıkınca kefter suyuyla yıkanacak. Yok bilmem ne olacak. Ama Allah söz veremiyor. Bu dinin kitabı var. Allah ne buyurdu bu okuduğumuz ayetlerde? Yoksa onların yanlarında bunu söyleyen bir kitapları mı var? Benim kitabım budur diyor Allah. Bunun dışında söz söyleyene Allah hitap ediyor. Senin başka bir kitabın mı var? Allah'ın kitabından başka bir kitap. O zaman bize düşen hayrımızı, güzelliklerimizi çoğaltıp o mizanımızın ağır gelmesini sağlamaktır. Hafif gelirse ne olur? Cehennem. Hem de ebedi cehennem. Bu da namazın kazası gibi bir mesele, bir hile. Evet, böyle bir şey söylediğinde biri böyle bir işte müminler cehenneme gider, günahı kadar yanar, çıkar, cehenneme gider dediğinde kendine göre öyle bir fetva verdi ki resmen cehennemin kapısını açtı. Müminlere cehennemin kapısını açtı. Adam diyor ki benim imanım var zaten. Ben cehenneme gitsem bile yine çıkar, cennete giderim. Bu aynı zamanda Yahudilerin de söylediği sözdür. Allah buyurdu ayet-i kerimede. Buyurdu ki Yahudiler derler ki biz cehenneme sayılı günlerde gideriz. Gitsek bile sayılı günlerde orada kalırız. Ne kadar kalırsınız diye sorulduğunda onlara 40 gün diyorlar. 40 günden fazla kalmayız. Ya da Hazreti Musa Tur'a gittiğinde İşte o Yahudi kavmi buzağıya tapmıştı ya. O günler sayısı kadar diyor. Hiç alakası yok olmayan şey. Hikaye yani. Allah böyle bir şey. Siz de Yahudiler gibi yapmayın diyor. Onun için bu ayetleri burada söylüyor. Yani cehenneme gideriz. Ele birkaç gün orada kalırız. Bir süre kalırız. Tekrar çıkarız demeyin yani. Böyle bir şey yoktur. İman et. Mümin gibi, Müslüman gibi yaşa. Amelini çoğalt, o mizanın ağır gelsin, tartın ağır gelsin. Hafif gelirse cehenneme gidersen ebediyen orada kalırsın dedi. Cennete koş dedi, yetişemezsen cehenneme düşersin dedi. Allah hepimizi cehennemden, Allah'ın gazabından muhafaza eylesin. O tartısı, mizanı ağır gelenlerden eylesin. Bir an bile kendisini unutmayanlardan eylesin. Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayat yaşayanlardan eylesin. Rabbini ciddiye alanlardan, sözünü dinleyenlerden, vahyini dinleyenlerden eylesin. Vahyine karşı kör, sağır, gönülsüz davranan kullarından eylemesin. Allah'ın kitabına sırt çevirenlerden eylemesin. Kitabını, Kur'an'ı muhacir bırakanlardan eylemesin. Emanetlerine ihanet edenlerden eylemesin. Allah hepinizden razı olsun.